Evet arkadaşlar merhaba. Biraz teorik bir konudan bahsedeceğim öncelikle. Sonrasında da bu bahsettiklerimi uygulamak için bir şaka eşliğinde icra etmeye çalışacağım. Şimdi makamlar var malum. Makamlara göre de parmak bastığımız yerler değişiyor. Diyezler var, bemoller var falan. Şimdi bu diyezleri, bemolleri, tellerin isimlerini hepsini bir kenara bırakıyoruz. Akorlarla ilgili birkaç videomuza bir tane daha katkıda bulunmak adına, bir tane daha eklemek adına yaptığımız bu videoda akorları oluşturan bazı seslerle çalışacağız. Mesela herhangi bir tel, mesela şu teli seçiyorum. Alttan üçüncü tel, yani üçüncü tel. En alttaki birinci tel biliyorsunuz. Bazen hala en üsttekine bir diyenlerle karşılaşıyorum. O yüzden alttan üç diye de belirtmek zorunda kalıyorum. En ince tel birinci teldir. Buraya geçtik. Birinci, şöyle şu taraf. Birinci kolon burası, ikinci kolon burası biliyorsunuz. 3, 4 gidiyor. Şimdi ikinci kolona basıyorum ben. Ama birinci ve ikinci tele beraber basıyorum. İkisine birden basıyorum yani. Ve böylece bir ahenk yaratıyorum bakın orada. Peki bu ahengi oluşturan sesler hangileri? Ses dizisinin, şimdi Hicaz mesela ben biraz sonra çalacağım size. Hicaz ses dizisinin yani la, si bemol, do diyez, re, mi, fa, sol, la seslerinin birinci ve beşinci seslerini duyuyorsunuz. Bakın bu birinci sesse eğer, bu vurduğum yani üçüncü tel birinci ses olsun yani karar sesi olsun. En alttaki de biliyorsunuz aynıydı. Zaten bunu ilk derslerimizde de öğrenmiştik hatırlarsınız. Hangi telin ikinci kolonuna basarsanız iki tel üstteki sesi verir o. Değil mi? Yani bunu yeni öğrenen arkadaşlar da böylece bir daha tekrarlamış olsunlar. Hangi telde ikinci kolona basıyorsam üstteki iki telin, üstteki ikinci telin daha doğrusu, bastığım telin üstündeki bir, onun üstündeki ikinci telin, o telin adını verir. Aynı sesi verir. Sadece frekans değişiktir. İncelik kalınlık farkı vardır. Şimdi peki ben ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Altıncı tel en üstteki tel, bam teli. De derler buna. Bir alttaki yani beşinci teli karar sesi olarak kabul ediyorum ve akoru oluşturan birinci, üçüncü ve beşinci seslerdi akoru oluşturan. Bunu özellikle böyle gösteriyorum ki aklınızda kalsın. Birinci ses, üçüncü ses ve beşinci ses akoru oluşturur. Yani bu la ise si'yi kullanmayız, do kullanırız, re'yi kullanmayız, mi kullanırız. La, do, mi. İşte bu şekilde la'nın akorunu oluşturur. Yani la majör mü, la minör mü artık o sizin kullanacağınız akora göre değişir. Üçüncü dereceyi biraz ileri basarsanız majör olur, biraz geri basarsanız minör olur. Kabaca böyle söyleyebiliriz. Şimdi ben karar sesi olarak bu beşinci sesi tercih edeceğim. Aklımızda kalsın diye de pozisyon itibariyle o pozisyona bir isim vermem gerekiyor. Normalde bu telin adı tabii ki la değil ama Hicaz makamı notalarda la'da karar verecek şekilde yazıldığı için nota bilen arkadaşların da kafası karışmasın diye buna la diyeceğim. Dolayısıyla aşağıdaki telde ne olmuş olacak o zaman? Re olacak değil mi? Aralıkları aynı. La, re. Yani İstiklal Marşı'nın başındaki gibi hatırlarsınız. Korkma. Evet, şimdi o zaman burası da ne oldu? Mi oldu. Şimdi tekrar dönelim buraya. Bu birinci ses la ise beşinci ses ne olur? La, do, mi olur değil mi? La, si, pardon. La, si, do, re, mi. Ben hangilerini kullanıyorum? La'yı ve mi'yi kullanıyorum şimdi. La, mi. Ve bir aşağıdaki telde zaten ne yapacaktı o zaman? İki tel üsttekini verdiğine göre ikinci kolon. Bu ses de bu ses de aynı ses olacak. Dolayısıyla oktavını vermiş olacağım. Yani kök sesi, vurmak istediğim akorun kök sesini en üst telde, bir alttaki telde beşinci sesini, bir alttaki telde de oktavını çalmış oluyorum. En üst tel derken yani üç tel kullanacağım. Bunun en üstündekinden bahsediyorum. En üstteki derken burası değil yani. Şimdi ne yapacağım peki? Vuruşumu nasıl yapacağım? Biraz daha şöyle yapayım mı? Mızrabım biraz daha görünsün. Bu tele vurdum. Bu tele vurdum. Sonra bu tele vurdum. Ve tekrar geri geldim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane vuruş yapacağım. Ama 8'e kadar sayacağım. Yani son 3'ü bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle de söyleyebilirsiniz isterseniz kafanız karışmasın. 2 tane 4 diye sayın.
1, 2, 3, 4 ve 1 deyin. 4'e kadar bekleyin. 1, 2, 3, 4. Şimdi sesi de durduracağım kafanız karışmasın diye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi buna karar sesi olduğu için, Hicaz buradan çalacağım için, transpoze çalacağım için La üzerinden, La'da karar verecek şekilde notalar yazıldığı için ben buna La diyorum. Yani Si bemol burası oluyor, Do diyez burası oluyor, Re, Mi, Fa, Fa diyez, Sol ve La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. La, Mi, La kullanıyorum. Bunu La majör olarak aklımda tutuyorum şimdi. Tabii ki La majör değil arkadaşlar. Sadece ben şifrelemek için, yani buna özel bir isim icat edemem şu anda. La, Mi, La, Mi, La. La majör ya da La minör oluşturan birinci ve beşinci sesleri kullanarak bir ahenk oluşturmaya çalışıyorum orada. Sanki bas gitar gibi diyelim yani. Gitar bütün akor oluşturan bütün sesleri çalmaya çalışırken bas gitarda bazı perdeler özellikle basar daha belirgin bir şekilde o akoru destekler. Mesela düşünün ki bir kanunla çalıyorsunuz. Kanun arpej yapıyor. Siz de böyle bas gitar gibi ona eşlik edebilirsiniz. Çok da lezzetli olur açıkçası. Şimdi bu pozisyonda 5. tele ismini veren ses bir akor oluşturduğuna göre ben bir aşağı inersem bu sefer de ne olur? 4. tele ismini veren ses, yani şu anda transpoze çaldığımıza göre buna re diyoruz. La, re. O zaman bu da re minör mesela olabilir ya da re majör olabilir. Niye majör ya da minör olabilir diyorum? Çünkü biz ortadaki sesi kullanmıyoruz şu anda. Şu ortadaki sesi de kullanmıyoruz. Yani bunu majör mü minör mü yapan ses ortadaki ses. Bu 1'i ve 5'i kullanıyorum ben şu anda. O yüzden bu minöre de denk gelebilir, majöre de denk gelebilir. Dolayısıyla burada öğrendiğinizi başka makamlarda sadece Hicaz'da değil, işte ne bileyim Uşak'ta da, Rast'ta da, işte Kürdi'de de, Nihavent'te de, Mahur'da da birçok makamda da kullanabilirsiniz. Peki ya Hüzzam diyenler olabilir içinizde? Ah, Hüzzam çok özel bir makamdır arkadaşlar. Çok akor kabul etmez yani. Peki, şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Evet. Bu La majör oldu. Bir alta indim. Re. Tamam, bunu öğrendim. Şimdi en fazla kullanacağım akorların iki tanesi bu. Zaten toplam üç tane akor kullanacağım. Bir tanesinde karar sesinde birinci perdeye basıyorum. Yine üç teli kullanıyorum. Bunu da sol minör olarak da kabul edebilirsiniz. Aslında tam akor karşılığı bu tam bir akor oluyor burada. Sol minör bu. Ama si bemolü de baskın olarak kullandığınız zaman sanki si bemol majör gibi de kabul etseniz olur gibi geliyor bana açıkçası. Ben şimdi şöyle bir sırayla çalacağım. Kafanız karışmasın diye ben buna da sol minör diyeceğim. Buna da sol minör diyeceğim. Belki de şunu kullanmayacağım bile yani. Şu anda o psikolojide değilim. Belki de kullanmayabilirim yani. Si bemol ile başladığı için kafanız karışmasın diye buna si bemol diyebilirsiniz diyorum ama sol de diyebilirsiniz yani. Bu ne demek? Yani tekrar bakalım. Sol, sol minör akorunu oluşturalım mesela. Sol, la yok, si, do yok, re. Şimdi bu si natürelse majör olur. Si bemolse o zaman minör olur. Sol minör olur. Şimdi ben bunu da kullanmayacağım. 1-5'i kullanacağım ama şu anda si bemol bastığım seste bunu da kullanıyorum. Si bemol. Bakın si bemol, re, sol. İşte sol, si, re yani. Çevrilmiş hali ama incelik kalınlık farkları var yine. Sıra farkı var yani. Sol, si, re de olsa, re, si, sol de olsa, sol, re, si de olsa bu sol minördür arkadaşlar. Si bemolse tabii. Şimdi o yüzden ben buna hangi ismi vereceğimi çok bilemiyorum. Pozisyon olarak ezberlemeye çalışın bence. Daha pratik olur sizin için. Mesela şöyle bir sırayla çalıyorum. Bekletiyorum burada 5'e kadar. Mızrak vurdum. 8'e kadar bekledim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ya da şöyle saymıştık. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. İşte bu çok güzel de bir egzersizdir aynı zamanda. Hem mızrap egzersizi, üstten alttan vuruyorum dikkat edin. Bunu bile ben saatlerce çalışabilirim yani. Çok ahenkli, çok keyifli geliyor.
ud karakter olarak bas sesli, bas karakterli bir enstrüman olduğu için sanki solodan ziyade soliste eşlik etmek için icat edilmiş gibi bir havası var. Yani çok ince telleri kullanmayı ben açıkçası çok tercih etmiyorum ud çalarken. Tabii tona göre mecbur kaldığımız zamanlar oluyor mutlaka ama. Ama ne bileyim bir keman, bir kanun varken ben udu daha böyle baslardan bir oktav pesten falan çalarak takip etmesini bir dinleyici olarak açıkçası bekliyorum yani. Evet, vuruşumuz bu. Peki bir de şimdi re dediğimiz akora geçeceğim şimdi la'dan sonra. Yanlış oldu, durmayacağım. Bir daha la'dan çalıyorum. Ve re'ye geçiyorum. Ne oldu? Bir hava değişti değil mi? Bakın. Biraz önceki o çok kasvetli hava pek yok şu anda. Ama burada ne vardı? Si'ye geçeceğim şimdi, evet. Evet, bu biraz kasvetli yani. Hoş bir eşlik oluyor. Evet, şimdi birazcık daha yavaş çalıyorum. Ve bakalım becerebilecek miyim şarkıyı söylemeyi. Lanet olsun bana seni bu kadar çok, niye bu kadar çok sevmişim. Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, senin eserin bu yorgun yıllarım. Evet, böyle de şarkıya eşlik etmiş olduk. Bakın dikkat ederseniz parmağımı böyle dik basmak yerine tabii ki böyle kırıyorum. Gitarlarda böyle bare basarlar falan. Şöyle bütün basarlar yani parmaklarını. Siz de ona benzer bir basış yapabilirsiniz ama birazcık parmağınızı zorlayabilir. Açıkçası beni şimdi zorlayacağını düşündüğüm için. Gitar çalarken rahatım ama udun sapında bunu rahat yapamıyorum açıkçası. O yüzden bu şekilde böyle kırarak parmağımı çalmayı tercih ettim. Mesela nasıl geçti habersiz, basit olsun, böyle bir şarkı deneyelim mesela. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım, bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı gibi. Yani buna da uyum sağlayabiliyor demek ki. Birçok şarkı çalabilirsiniz. Hicaz'da en çok kullanılan akorlardır bunlar. Ama dediğim gibi bu tam akor değildir arkadaşlar bunlar. Yorumlara fikirlerinizi bazen paylaşıyorsunuz. Müzik bilen arkadaşlar zaten ne anlatmak istediğimi anladılar ama yine de
heyecanı kapılıp da hani akor öyle diyor ki ya falan filan gibi böyle bir oraya giydirmesinler yani gereksiz yere. Eminim çok keyif alacaksınız. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara bu bir şevk olsun. Enstrümanınızın hacmini, kimliğini birazcık daha tanımış olursunuz bence bu çalışmayla. Görüşmek üzere.